Dilerseniz biraz da Türkiye'nin dışına çıkalım ve artık yavaş yavaş ikinci bölüme doğru geçelim. İkinci bölümde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti evet geride kaldı. Ancak öncesinde çok tartışılan bir olay vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Trump'ın göndermiş olduğu mektuplar. İç siyasette biz geç de olsa öğrendik. Ancak mektupların içeriğine baktığımızda basına yansıdı, bilmiyorum siz de görme şansınız mutlaka olmuştur. İçine baktığımızda eski bir diplomat olarak o mektubun yazılış tarzını, içeriğini, üslubunu nasıl yorumluyorsunuz siz? Yani ben böyle bir mektup görmedim, bu kadar açık. Herhangi bir demokratik ülkenin, ülkenin cumhurbaşkanına böyle bir mektup gönderdiğinin örneğini ben bilmiyorum. Ne var? Mesela Johnson mektubu var. Bizi en çok rahatsız eden, bugüne kadar devam eden, kalıcı hasar yaratan Türk-Amerikan ilişkilerinde Johnson mektubu. Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde hala konuşulur, bugün bile konuşulan bir mektuptur. Şimdi Johnson mektubunda ne diyor? Dediği şu, eğer diyor, Rumlar saldırmış, çok sayıda soydaşımızı öldürmüş, Türkleri devlet yönetiminden kovmuşlar, idareden kovmuşlar, yargıdan kovmuşlar filan. Böyle bir ortamda ve vatandaş, oradaki soydaşlarımız hala baskı altındayken Türkiye müdahale etmeyi düşünüyor, hazırlıklar yapıyor. Eğer diyor Johnson mektubu, siz böyle bir müdahalede bulunursanız, bunun sonucunda Rusya Türkiye'ye saldırırsa NATO'nun 5. maddesi işlemeyebilir. Yani NATO sizi korumaz, korumayabilir. Bu mektupta ne var? Tehdit var. Yani ilk defa bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesine 5. maddenin işlemeyebileceği mesajını veriyor. 5. maddede şunu söylüyor. Bir ülkemize bir saldırı olursa diğer ülkeler karşılık verir diye. Diğer ülkeler kendine yapılmış sayar. Sayar diye karşılık verir. Bu maddeyi sizin için işletmeyiz diyor. Yani bu bir tehdit. Şimdi bu farkı ne? Trump'ın mektubunda hem tehdit var. Sizi mahvederiz ekonomik açıdan bilmem. Hem hakaret var. Yani Cumhurbaşkanı şahsına yönelik resmen hiç söylenmeyecek hakaretamiz ifadeler var. Şimdi bunun örneği yok. Takdim ettik kelimesi sizi tatmin etti mi? Şimdi yapılması gereken şuydu bence. Mektup gelir gelmez o gün iade edeceksiniz. Biz böyle bir mektubu kalıyoruz. Önce yok dendi. Sonra buruşturduk, çöp kutusuna attık dendi. Açıklanmadı. Sonra karşılığını misliyle vereceğiz dendi. Sonra takdim ettikle kapandı. Geri götürdük. Bir de bu mektubun içinde bir terör örgütünün askeri liderinin de mektubu var. Evet. Mazlum Kobani isimli teröristin. Bu yaraya tuz dökmek derler bu duruma. Bir de bu var. Şimdi geri verilmesi bence hiçbir şey yapmamaktan daha iyi tabii. Daha erken verilse, gelir gelmez verilse daha iyi olmaz mı? Daha iyi olurdu. Peki geri verdiğinizi de ilan ettiniz basın toplantısında. Peki efendim? Bu da olumlu. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta şu. Sizin bu mektubu iade ettiğinizi söylemeniz üzerine Trump, Türkiye'de doğan rahatsızlıktan ben de üzüntü duydum, işte onu kastetmemiştim, bazı ifadelerde yanlışlıklar olabilir falan diye en azından bir durumu kurtaracak bir şeyler söyleyebilirdi. Yapmadı. Peki bizim, yani pişman olduğu izlemini vermedi. Peki bizim takdim etme yöntemimiz mi bu Trump'ı bu tavra soktu? Yok, belli ki yani hiçbir şekilde geri adım atmayı düşünmemiş bu mektubu yazarken. Zaten mizacı da müsait değil. Farklı şeyler söylüyor farklı zamanlarda ama ben bunu yapmakla, söylemekle yanlışlık yaptım falan diye bir tavrı yok. Evet. Efendim, yazık yani bu Amerika hesabına üzüntü verici bir şey. Evet, şimdi siz biraz da NATO'dan bahsettiniz. Evet, NATO Türkiye'de hep konuşulur. Bugün de konuşuluyor. Şimdi ABD'nin eski hava komutanlığı generali Cookwalt, Türkiye ile aynı stratejik hedefleri paylaşmadıklarını savunarak İncirlik Hava Üssü'nün Yunanistan'a nükleer silahların da İtalya'ya taşınmasını önerdiği yönünde haberler çıktı. Şimdi bu açıklamadan sonra bizim aklımıza ilk gelen soru şu. İncirlik'te ABD'nin üstünde, İncirlik'te NATO üstünde nükleer silah mı var? Şimdi ben NATO'da daimi temsilciyken nükleer silahlarla ilgili soru hangi ülkeyle ilgili olursa olsun, hangi ülkelerde nükleer silahların tabii toplam sayısı bütün dünyada biliniyor. Amerika'nın kaç başlığı var, Rusya'nın kaç başlığı ama hangi nükleer silah hangi ülkede diye bir haber çıktığı zaman veya bir soru sorulduğu zaman daima bütün ülkeler cevaben biz bu gibi sorulara evet de demeyiz, hayır da demeyiz diyerek
böyle muğlak bırakırlardı. Yani bir ülkede var mı? Açık, kaç tane açık var? Mesela şu anda İsrail bizim topraklarımızda nükleer silah var demiyor. Ama İsrail'de nükleer silah olduğunu bilmeyen yok. Herkes biliyor. Yani şimdi bunun şeyi böyle, yöntemi böyle. Fakat burada önemli olan şu, NATO açısından bakıldığı zaman bu söylediğiniz generalden önce, yani 2-3 ay önce Amerika'nın stratejik açıdan çok önem taşıyan bazı düşünce kuruluşlarının yayın organlarında, dergilerinde şöyle şeyler çıktı, yazılar çıktı. Efendim, Türkiye artık ne dosttur ne düşmandır. Evet. Dost da diyemeyiz, düşman da diyemeyiz. Duruma göre Türkiye ile hareket ederiz. Türkiye artık bizim stratejik ortağımız değildir. Dedikten sonra İncirlik'in yarın ne olacağı belli değil. Türkiye'nin bu politikaların sonucunda biz de İncirlik'i kullanırken sıkıntıyla karşılaşıyoruz. O zaman İncirlik'i başka bir ülkeye nakletmeyi düşünebiliriz. Neresiymiş o ülke? Kıbrıs'ın kesimi olabilir, Yunanistan olabilir, Romanya olabilir, Ürdün olabilir. Bu ülkelerin adını sıralıyor. Ürdün dahi konuşulabiliyor. Ürdün dahi konuşulabiliyor. Başka bir görüş var. O da şu, Irak'ın kuzeyinde bu Kürtlerin egemen olduğu bölgede fiilen bir üs kuralım. Hatta bir üs kurma hazırlıkları da var orada, çalışmaları da var. O zaman yani bu bölge ülkelerinin hiçbirine ihtiyaç duymadan tam İran sınırında bir üssümüz olsun. Esas istediği bu İsrail. Yani Amerika da muhtemelen istiyordur bunu. Çünkü İsrail'in stratejik derinliği yok. Yani topraklarının stratejik derinliği olmadığı için bölge ülkelerinin muhtemel, özellikle İran'ın muhtemel saldırılarına karşı kendini güvencede hissetmiyor. İstiyor ki Irak'ın kuzeyinde adeta ikinci bir İsrail gibi olacak bir devletçi kurulsun. Nitekim Barzani, ben burada referandum yapacağım, işte bağımsızlık ilan edeceğiz diye bir demeç verince BBC'ye, ertesi gün İsrail Başbakanı, biz de o devleti hemen tanırız dedi. Tanırız dedi, evet. Referandum yapılmadı. Her vesileyle bunu söylüyorlar. Amerika ile de İsrail zaten ruh ikizi gibi olduğu için bölgede, yani Amerika ile İsrail'in de bu konuda farklı politikaları olduğunu zannetmiyorum. Yani amaç ne? Irak'ın kuzeyinde bir stratejik üs sahibi olması. Aslında yine emperyalist güçler kendilerini düşünüyorlar. Yoksa tamam. Irak'ta orada bölgede yaşayan insanlar umurlarında değil. Evet. Türkiye umurlarında değil. Suriye umurlarında değil. Peki efendim, buradan anladığım kadarıyla madem Amerika'yla, Amerikan yönetimiyle Donald Trump'ın o mektubunda gördükten sonra iyice anladık ki bu yönetimle artık çok da anlaşamıyoruz. Peki Türkiye'deki NATO Amerikan üsleri kapatılabilir mi? Türkiye NATO'dan önümüzdeki günlerde NATO'dan çıkartılabilir mi? Şimdi hiç kimse NATO'dan çıkartılamaz, bir kere onu söyleyeyim. Çünkü NATO anlaşmasında herhangi bir şekilde, herhangi bir koşulda bir ülkenin üyelikten çıkarılmasına işaret eden bir kural yok, bir madde yok. Değişemez mi efendim? Değişemez. Değiştirmek için de oy birliği lazım. Oy çokluğu değil, oy birliği. Hayır. Bütün kararlar NATO'da oy birliği alınır. Onun için bizim veto hakkına sahip olduğumuz tek örgüt NATO'dur. Tek önemli örgüt NATO'dur. Ve orada biz istemeden hiçbir karar alınamaz. Yalnız biz değil, başka bir ülkede istemeden bir karar alınamaz. Onun için oradaki bütün kararlar uzlaşmayla alınır. İşin esası da budur. NATO'nun esası da budur. Evet. Yani Türkiye'nin NATO'da bulunması rahatsızlık yaratabilir. Çünkü biz birçok vesileyle ortaya koyduk. Orada Bosna Savaşı'nda, Kosova Savaşı'nda. Yani başkalarının benimsediği görüşlerden farklı görüşleri biz savunduk. Ve kimse de bize baskı yaparak görüşümüzü değiştirtemedi. Mesela Avrupa ordusu kurulacak Avrupa Birliği çerçevesinde. Fakat gücü yetmiyor Avrupa'nın bunu yapmaya. NATO'nun imkanlarından yararlanacaklar ama Avrupa ordusunda bunu kullanacaklar. Yani NATO'nun istihbarat, lojistik vesaire gibi imkanlarından yararlanarak bunu yapacaklar, kendi ordularını kuracaklar. Peki NATO'dan bu imkanları almak için benim oyuma ihtiyacı var. Yani ben oy vermezsem NATO'nun imkanlarından hiçbirini alamaz Avrupa Birliği. Peki o zaman Avrupa Birliği'nin kuracağı orduda benim bir söz hakkım olmamalı mı? Evet. Biz yıllarca bunun mücadelesini verdik. Ben büyükelçiyken en önemli konularımızdan biri buydu. Amerika önce bizi destekliyordu. Başka Norveç falan da bizi destekliyordu. Sonra teker teker onları ikna ettiler, Amerika dahil. Sonunda Amerika, o zaman 19 üyesi var NATO'nun. Amerika dedi ki canım 18 ülke bir tarafta, Türkiye bir tarafta. Siz de evet deyin, bu işi halledelim. Ben dedim ki o zaman resmi toplantı. Ben dedim ki o zaman NATO'da
18 birden büyük değildir dedim. Bizim bahsettiğimiz konu Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ilgilendirir. Ve hiç kimse bizden bu konuda taviz vermemizi beklemesin. Makul bir zeminde anlaşmamız lazım. Sonunda öyle oldu. Makul bir zeminde mutabakat sağlandı, iyi kötü. Falan neticede yani NATO'nun özelliklerinden biri bu. Yani mutlaka bütün ülkeleri ikna etmek zorundalar. Ortak kararla. Bakın bütün bu kadar yürüyor. Kriz olurken bölgede Suriye, Muriye, NATO genel sekreterinin beyanlarına bakın. Daima ihtiyatlı ve dengeli cümleler kuruyor. Türkiye işte en çok terör saldırısına maruz ülkedir. Anlayışla karşılıyoruz bilmem ne filan. Evet. Şimdi Onur Bey sizin bir söyleminiz var. Diyorsunuz ki Türkiye'nin sınırlarına baktığımızda 6 ülkenin toprak bütünlüğü yok. Ben bunu alıyorum, sizden alıyorum ve Türkiye'ye ve biraz da artık Türkiye'nin dışına çıktık zaten. Dışını konuşuyoruz, komşularını konuşuyoruz. Amerika'ya gittik geldik. İran hemen yanı başımızda. Aslında Körfez Savaşı'yla biz Irak'ta bir şeyler olduğunu gördük. Devamında Suriye'ye sıçradı o yapılanlar ve birdenbire bir Arap Baharı'yla karşı karşıya kaldık. Şimdi son günlere baktığımızda karşımıza İran çıktı. Evet, akaryakıta yapılan yüksek meblağdaki o zamlarla birlikte İran halkı sokağa çıktı. Sokağa döküldü. Ve maalesef hayatını kaybedenler var. Yaralanmalar var. İran yönetimi, dini yönetim şiddetle karşı çıkıyor bu tür gösterilere. Gerekirse şiddetle kullanıyor zaman zaman. Ve orada bir iç karışıklık şu an için yaşanıyor. Amerikan etkisini soracağım ama o ikinci sorum olsun. Öncelikle İran'da ne oluyor, ne yapılmak isteniyor efendim? Şimdi aslında doğrusunu isterseniz işin gerçeği şu ki İran bu bölgede demokrasiye geçen ilk ülkedir. 1906 yılında İranlı aydınlar gidiyorlar. İşte Muzaffer el-Din Şah var, Kaçar Hanedanı'nın başı. Ona diyorlar ki biz çağdaş demokratik bir ülke olmak istiyoruz. Nasıl olacak? Bir anayasa yapacağız. Siyasi partiler kuracağız, seçim yapacağız, meclis toplayacağız ve kendi kendimizi idare edeceğiz. Peki diyor Muzaffer el-Din Şah ve yapıyorlar. Anayasa yapılıyor, partiler kuruluyor, meclis kuruluyor, idare ediliyor falan. 1906. 1907'de ne oluyor bir yıl sonra? İngiltere ile Rusya nüfuz bölgelerine ayırıyorlar İran'ı. Kuzey Rusya idare edecek, Güney İngiltere. Halbuki İran'ın kendini idare edecek meclisi var. Evet. Diyorlar ki siz ne yapıyorsunuz burada? Biz kendimizi idare ediyoruz. Vergi topluyoruz, bilmem harcamaları biz kararlaştırıyoruz filan. Yapamazsınız diyorlar. Kuzey Ruslar ilerce, Güney İngiltere. Bunlar biraz direniyor. Sen misin direnen? Ruslar meclis binasını bombardıman ediyorlar. Ve birinci demokrasi gelişimi bu şekilde girişimi bastırıyor. İran'da bastırıyor. Ama meclis iyi kötü devam ediyor. 1950 yılında o mecliste milletvekili olan Musaddık diyor ki eğer diyor beni başbakan seçerseniz ben diyor İran'a gerçek bir demokrasi getireceğim. Tam bir demokrasi olacağız ve İngiltere'nin elindeki petrolleri millileştireceğim diyor. Ve adamı seçiyorlar. Adamı seçiyorlar ve petrolleri millileştiriyor ve adım adım İran'ı gerçek bir demokrasiye doğru götürüyor. İngilizler çileden çıkıyor ve gidiyorlar Amerikalılara, Başkan Truman'a. Aman diyorlar müdahale edelim. Bu adam çünkü petrolümüze el koydu. Petrolü geri alalım filan. Truman kabul etmiyor bunu. Ben diyor dünyaya demokrasi sözü verdim. Bunu yapamam filan. Neyse. Sonra Eisenhower başkan olduğunda ona aynı şeyi söylüyorlar. Eisenhower kabul ediyor. Ona diyorlar ki bakın bu Musaddık var ya İran'ın başında. Bu adam komünist. Alakası yok komünizm. Ülkeyi de komünist yapacak. Onun üzerine Ruslar İran üzerinden Hint Okyanusu'na açılacak. Yani tam sinirlerinin ucuna dokunan laflar Eisenhower'ın. Pop tamam diyor filan. İngiltere ile Amerika bir oluyorlar. Uzun lafın kısası. Kıbrıs ve Türkiye üzerinden gidiyorlar işte başkan, eski başkanlardan Roosevelt'in torunu bu işten sorumlu oluyor CIA'nin içinde. Para gönderiyorlar, silah gönderiyorlar, ordunun bir kısmını ele geçiriyorlar. İşte bazı insanları ikna ediyorlar. Her neyse bir ayaklanma başlatıyorlar. Musaddık'ın evini basıyorlar. Musaddık'ı deviriyorlar özetle. Ve kendi yandaşları Zahidi'yi. Yani İran'da demokrasi istemiyorlar. İstemiyorlar kardeşim. Hiçbir ülkede demokrasi istemiyorlar Ortadoğu'da. Yani siz bana şunu söyleyin, dünyanın her tarafında özellikle Soğuk Savaş bitmesinden sonra
dünyanın her tarafında demokrasi gelişti değil mi? Evet. Orta Avrupa'da gelişti. Evet. Baltık ülkelerinden Bulgaristan'a evet. kadar. Latin Amerika'da gelişti. Şimdi gerilemeler falan oluyor tek tük ama. Doğu blok ülkelerinde gelişti. Her yerde gelişti. Gelişti. Peki nerede gelişmedi? Afrika'nın bazı ülkelerinde gelişti. Evet. Uzak Doğu'da. Bir tek Orta Doğu'da gelişmedi. Bir tek Orta Doğu'da. Niye acaba? Çünkü Orta Doğu'da demokrasinin gelişmesi istenmiyor. Bakın Büyük Orta Doğu Projesi diyorlar. İçinde birkaç böyle olur olmaz ya. Hatta Başkan Bush o sırada bunun amacı demokrasidir falan diye laflar etti. Alakası yok. Şimdi hiçbir şekilde bunlar demokrasi istemiyorlar Orta Doğu'da. İstiyorlar ki kendilerine bağlı rejimler olsun. Efendim otoriter olmuş, bilmem ne olmuş. Bunlar rahatsızlık duymuyorlar o kadar. Yani hangi otorite, Suudi Arabistan'dan rahatsızlık duyuyorlar mı? Hayır. Orada demokrasi yok diye. Hayır. Değil mi? Körfez ülkelerinde duyuyorlar mı? Mısır'da duyuyorlar mı? Nerede duyuyorlar? Orada tam demokrasi yok diye rahatsızlık duydukları bir ülke var mı? Yok. O zaman bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani bu bölgede kendi çıkarlarının, büyük çıkarlarının egemen olduğu veya önem taşıdığı bu bölgede gerçek demokrasinin yerleşmesini istemiyorlar. Bir de bunun ideolojisini çıkartmışlar. Samuel Huntington diyor ki halkı Müslüman olan ülkelerde demokrasi olmaz. Evet. Medeniyetler niye olmaz çatışması kitabını okuyunca niye olmaz, niye olmaz bir şekilde görüyoruz. Demokrasi diyor Hristiyan'ın ürünüdür. Bu kadar basit. Yani ona kalırsa şu anda dünyada 1,5 milyara aşkın Müslümanın demokrasi içinde yaşamaya hakkı yok. E Türkiye'de nasıl olmuş? Türkiye istisna diyor. Türkiye'den de rahatsız oldukları evet, belli de evet. Mani olamamışlar özetle. Yani laik, demokratik bir ülke olarak bir tek biz kurulmuş, kurulmuşuz. E şimdi bunu bizim elimizden almak isteyenler var. Yani Türkiye'de demokrasiden rahatsız olanlar var. Yurt içinde de var, yurt dışında da var. Evet. O zaman bizim yapmamız gereken ne? Bizim yapmamız gereken demokrasiye sahip çıkmak. Laikliğe sahip çıkmak. Ve burada hepimize görev düşüyor. Ve esas bu amaçla kurulmuş CHP'ye herkesten çok görev düşüyor. Yani şimdi bu o kadar önemli ki. Bakın Orta Doğu'ya demokrasi gelse ne olur? Orta Doğu'ya demokrasi gelse bugün gördüğümüz sorunların pek çoğu halledilebilir. Artı barış gelir. Niye? Huzur gelir. Barış. Çünkü dünya tarihinde demokrasiler arasında savaş yok. Hiç yok. Hiç olmamış. Yani demokratik bir ülke, demokratik olmayan ülke arasında olmuş da iki demokrasi arasında savaş olmamış. O bakımdan bizim yani güçlü bir demokrasiye sahip olmamız ve o takdirde bölgeye de tabii örnek olacaksınız. Bölgeye örnek olmamız, bölgenin demokratikleşmesine örnek olmamız barışa da bir katkı sağlayacak. Evet. Yani bütün bunları biz gördüğümüz takdirde iç politikayı, dış politikayı bir arada düşündüğümüz takdirde demokrasinin niçin bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bir kez daha anlıyoruz. Efendim şu soruyla bağlamak istiyorum. Evet İran'ı konuşuyoruz. Siz içerideki aslında bölgeyi, dünya siyasetini, iç siyasetle o kadar güzel harmanlayıp anlattınız ki bize ne kadar önemli olduğunu, demokrasinin, laikliğin ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Bolivya'da Morales malum ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve giderken de şu açıklamayı yaptı. İşte Amerika darbe yaptı Bolivya'da ve ben görevden uzaklaşmak zorunda kaldım dedi. Şimdi İran'a baktığımızda da aynı söylemleri görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ilk olayların başlamasıyla birlikte Amerikan yönetimi evet biz destek veriyoruz açıklaması yaptı ve hep bütün akıllara şu soru geldi. İşte Amerika İran'da darbe mi yapmak istiyor diye. Evet, ne dersiniz? Demin bir şey sordunuz onu tamamlayalım. O biraz öbür sorulara karıştı sonra. Şimdi uluslararası hukukta ve Birleşmiş Milletler yasasında çok önemli en temel ilkelerden biri devletlerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüdür. Evet. Yani biz yıllarca imzaladığımız ortak bildirilerde daima birinci maddeye bunu koymuşuzdur. Taraflar birbirlerinin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygılıdır filan. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki dünyada bu temel ilke yokmuş gibi hareket ediyor. Yokmuş gibi farz ediliyor. Bakın bugün Suriye'de egemenlik var mı? Toprak bütünlüğü var mı? Hayır. Suriye topraklarının yaklaşık %30'u Şam hükümetinin denetimi dışında. Peki Irak'ta toprak bütünlüğü var mı? Hayır. Merkezi Irak hükümetinin Kuzey Irak'ta ne bir valisi var, ne bir kaymakamı, ne bir askeri birliği, vergi ne dahi toplayayım efendim. Hiçbir şey yok. Yani Kuzey Irak'ta Irak hükümetinin varlığı yok. Peki Ermenistan, Azeri topraklarının yalnız yukarı Karabağ değil, 7 eyaletini işgal etti. Hala da işgal altında tutuyor. Azerbaycan bu topraklarda egemenliğini kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Etti 3. Sonra Gürcistan. Rusya ile savaştan sonra o Güney Osetya, Abhazya
fiilen Gürcistan toprağı olan bu taraflar, bu şeyler, topraklar bağımsızlığını ilan etti Rusya'nın teşvikiyle. Gürcistan'ın o topraklarda egemenliği kalmadı. Ettiler. Ukrayna, Kırım üzerindeki egemenliğini kaybetti. Evet. Doğu Ukrayna'da bildiğiniz gibi işte Rusyanlıları etkili. Etkili çarpışmalar oluyor falan ama Ukrayna'nın tamamında fiilen egemenliği kullanamıyor. Etti 5. Moldavya. Moldavya'nın doğusunda Transnistria devleti kuruldu bir anlamda ve o bölgede de Moldavya'nın egemenliği yok. Yani şu bölgede sadece bizim civarımızdaki bölgede 6 devletin fiilen egemenliği yok bütün topraklarında. Ya biz böyle bir bölgede yaşıyoruz. Onun için bizim yani bunları çok iyi düşünmemiz lazım. Bütün boyutlarıyla düşünmemiz lazım. Ve ona göre gerekli politikaları oluşturmamız lazım. Şimdi Amerika'nın Bolivya'da yaptıkları falan gelince 18 Şubat 2018 tarihinde New York Times'da çok ilginç bir makale yayınlandı. Tavsiye ederim vaktiniz olursa okuyun. Orada şunu soruyorlar. Bütün eski istihbarat uzmanlarına, başkanlarına, istihbarat örgütlerinin yöneticilerine falan. Onları toplamışlar. Diyorlar ki sizce Rusya Amerikan seçimlerini etkilemiş midir? Cevap. Etkilememişse çok şaşarız. Bizim diyor tespitlerimize göre Rusya diyor 36 ülkede seçimleri veya darbeleri etkilemiştir. Ama biz diyor Amerika olarak 81 ülkede etkiledik. Evet. Bu örnekler veriyor. Bir örnek İran. Bir örnek İtalya seçimleri 1948. Bir örnek Guatemala. İşte Şili filan birkaç tane örnek de veriyorlar. Biz diyorlar desteklediğimiz milletvekili adaylarının otellerine bavullar içinde para taşıdık diyorlar. Biz diyorlar her gün 70-80 uydurma haber çıkarttık basında. Bizim desteklediğimiz parti seçimi kazansın İtalya'da filan. Şimdi bu gerçeklerini dünyanın bizim çok iyi bilmemiz lazım. Yani biz iç politikayı değerlendirirken iç politikanın kuşkusuz çok önemli bir iç boyutu var, iç politika adı üstünde. İç faktörler çok önemli. Ama sadece iç faktörler mi rol oynuyor? İşte Amerika'nın kendisi diyor ki, Amerikalıların önemli bölümü yabancılar bizim seçimleri etkiledi. Evet. Amerika'da etkileyebiliyorsa başka ülkelerde etkileyemez mi acaba? Evet. Etme bulma dünyası değil mi? Etme mi? Yani şimdi bu Latin Amerika'da Amerika'nın izlediği politikaları merak ediyorsanız geçmiş yıllarda benim Çıkış Yolu diye bir kitabım var. Evet. Orada bunun çok örneği var. Yani nasıl o devletlerin yönetimini Amerikalılar diledikleri gibi değiştirmişler, dilediği gibi etkilemişler, diledikleri yerde nasıl darbe yaptırmışlar falan ama bu konuda bir de belgesel var, bir Amerikalı gazetecinin yaptı. War on Democracy diye. Yani demokrasiye savaş. Orada bizzat bu işi yapanlar, yani o ülkede kimleri nasıl elde etmişler, nasıl hükümete karşı silahlı ayaklanma düzenlemişler, bunu yapanlarla mülakat yapıyor Amerikalı gazeteci. Ve orada görüyorsunuz yani bu işler nasıl oldu. Aslında emperyalizm her yerde aynı. İran'da yerde da aynı, öyle. Bolivya'da da aynı, yani, Rusya'da da aynı. En önemli kaynaklarımız aynı. Ben işte o Çıkış Yolu kitabını yazarken daha çok Amerikan kaynaklarına yararlandım. Stefan Kinzer'in bir kitabı var mesela. Overthrow diye, darbe diye. Orada Amerika'nın bütün dünyada yaptırdığı darbelerden örnekler veriyorlar. Var. Yani dünya aslında bizim böyle okullarda öğrendiğimiz kurallara göre yönetilen bir dünya olsa çok mutlu olurduk. Ama öyle değil. İşin gerçekleri bunlar, gerçek hayat böyle. Buna rağmen, bütün bu engellemelere rağmen işte Latin Amerika ülkelerinde de demokrasi gelişti. Demin söylediğimiz gibi Avrupa'da da gelişti, başka yerlerde de gelişti. Yani dünyada gelişmeleri de göz ardı edemeyiz. Evet. Sayın Öğmen çok teşekkürler. Sorularımıza daha doğrusu açıkça cevap verdiniz. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler. Programımızın sonuna geldik. Değerli bir ismi bugün ağırladık. Sayın Onur Öğmen'i büyükelçilik yapmış, müsteşar olarak görev yapmış, NATO'da daimi temsilci görevinde bulunmuş, milletvekilliği yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yapmış. Çok usta ve değerli bir isimdi. Açık yürekle sorularımızı yanıtladı. Yeni bir programda farklı bir konu ve konukla karşılaşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.